Yeni bir videodan herkese tekrardan merhaba. Klasiklerimizden hazır bir şekilde açtım videoyu. Şöyle size de kombinimi bir göstereyim yakından. Saçlarım maşalı arkadaşlar. Benim hiç yaptığım bir şey değil. Çok da becerdiğim bir şey de değil. Görüyorsunuz tiftiklenmiş gibi bir hali de var aslında. Yine de böyle birazcık şekil vermeye çalıştım. Klasik makyajımı yaptım. Takılarımı taktım, takıştırdım. Şöyle siyaha mavi giyesim vardı. Geçen birinden influence oldum. Bence en güzel looklardan bir tanesi. Şu Prada çantamı aldım. Belki şu kulpunu, uzun kulpunu çıkarırım. Ayağıma da şu Zara'nın stilettosunu giydim. Sarı stilettosunu renk katsın diye. Bir ihtimal çıkarırım. Abartı olursa şimdi Okan'ın da kombinine bağlı. Dışarıda onu bekliyorum. Bir gelsin, eğer kombini çok daha sade ve böyle sporsa belki değiştiririm. Evden sıkıldım. Belki bir AVM'ye gideriz. Dışarıda bir yemek yeriz. En sonunda belki teyzelere geçeriz. Neriman ablaları da görme ihtimalimiz var. Öyle bir gün olacak bizim için. Bugün günlerden pazar. Size de selam vermek istedim. Tekrardan görüşmek üzere. Oo, gözlük de çok yakışmış. Sanki benim gözlüğüm. Artık benim. Ya beni kıskanıp o da siyah gömlek giydi. Siyah siyah çıkıyoruz şimdi. Altta da mavi giyseydin artık bize herhalde taşlarlardı dışarıda. Couple kombin diye. Karan giyinmedi. Hani giydirecektin sevgili? Aşk olsun yani. Karan da böyle giyecek. Oha! Tam baksana. Planlamamıştım gerçekten. Aa, aynıyız. Bir aile fotoğrafını hak ettik hadi. Hadi gel. Gel anneciğim, hadi gidelim. Geç kaldık hadi. Hadi bebeğim. Yine gelemez hadi. Gel. Gel, bay bay gidiyoruz. Ver elini bana. Hadi çıkalım. Hoppa. Gerçekten bu ayakkabıyla yürümeyi mi unuttun? Oğlum yürüsene. Aa. Kadar ilginçsin. Hadi gel. Hadi çabuk. Gir içeri, 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 içeri. Eyvah. Şimdi geldi Karahan'ı ikna et. Böyle mi gideceğiz? Karahan, hadi gel. Arkadaşlar biz nereye geldik? Okan'ın yeni iş yerine kurdukları ofisi görmeye geldik. Şimdi bir çıkalım bakalım ofise. Karan niye öyle duruyor? Hangisi? Adres belirtmeyelim ama şöyle bir konumda. Gerçi adres de belirtebiliriz sonuçta. Burada satılık, kiralık bütün talepleriniz için gelebilirsiniz. Sıcak mısın? Bir taraf sağ, sol. Sol. Buralara zili basıyormuşsun. Hay. Ofis turu yapalım mı? Gerçi ofiste şu an bir sürü eksik var. Şuraya da tabela gelecekmiş. Karahan şok. Hadi bismillah. Bereket getirelim inşallah. Işığımızı açalım. Şöyle kapıdan girer girmez. Burada. Şöyle bir dolap varmış. Girer girmez portmanto var burada. Hemen sağda, aslında burası home office gibi bir şey. Hemen şöyle sağda küçük patron sizi karşılıyor. Şu ofis alanında şu lambayı falan yeni almışlar. Avizeyi, pardon, lamba diyorum. Burası da böyle bir masa sandalye koymuşlar. Çok güzel olmuş. Şu taraftan devam edecek olursak ofis daha yani yapılacak. Daha bir şeyler eksik. Şu bitki çok güzelmiş. Yeni mi aldınız onu? Hı hı. Çok güzel bir bitki koymuşlar oraya.
tarafta da böyle oturma alanları var. Ama bu oturma alanları içlerine sinmemiş. Bunu değiştirmeyi düşünüyorlar. Şu karşı duvara bence boydan boya bir büyük tablo gelse çok hoş olur. Bizim evdeki bitki de buraya geldi. Çünkü çok fazla ne deriz ona, sineklenme yaptı. Okan da buraya alayım dedi. Şöyle çok güzel tatlış bir balkonu var. Teras gibi hatta. Teras mı denir, balkon mu denir? Balkon, pardon. Oğlum niye böyle görünüyorsun ya? Bir içeri odalara geçelim. Sarı beziniz de ortalıkta kalmış. Temizlik yapmışsınız belli. Ama ofisin genel tonları bence çok hoş. Buraya da herhalde böyle biraz bir düzenleme vesaire yaparlar. Ama şu aksesuarları çok beğendim. Şunlar, şu ikisi çok güzelmiş. Bu şekilde. Aa, burada mutfak var. Mutfağın bayağı büyükmüş. Bayıldım. Bu ofisi boşaltsanız da biz mi otursak sevgilim ya? Şöyle mutfağı da bir göstereyim. Enfes bir mutfak biraz ama kirlileriniz varmış, bulaşıklarınız varmış. Aa, temizlik yapamadı, temizlik yapacak. Temizlik yapacaklarmış ben daha. Geldiler mi? Ben yapayım böyle, o iş o. Şöyle bir mutfağı da hızlıca inceleyelim. Bu şekilde temizlikçi gelip temizlik yapacakmış. Yani bir sürü yapılacak iş var aslında ama şu masa falan bence çok iyi buraya. Şöyle geçelim bir yan odalara bakalım. Ama şey olarak ne deriz ona, çok çok beğendim. Genişliği, ferahlığı nefis. İki masamız daha var. Burada iki masa daha varmış. Çalışanlar alındığı zaman çalışanların odası olur bu şekilde. Tabii eksikler de var, bir şeyler yapılır. Burası da banyo mu? Küvetli banyo. İstersen onu kapat, havalandırmayı. Küvetli banyo. Burası da bayağı bir şıkmış. Yani ev olsa enfes bir ev olurmuş burada. Hatta diyorum ya, yani bizim evim olsa, evimiz olsa çok beğeneceğim bir ev olurdu. Enerjisi de bayağı güzel. Çok sevdim. Bu da bir diğer oda. 2 artı 1 mi oluyor? 2 artı 1. Burası da ebeveyn odası gibi bir şeymiş herhalde. Yani home office olduğu için master room olarak geçiyor. Burası da diğer banyo. Buraya da bir bakalım. Şöyle bu şaka bin. Şurada biz. Bu şekilde. Ama çok güzel. Tonları falan nefis. Çok beğendim. Şurada çok tatlış rengarenk masalar var. Burayı eşyalı satın aldılar. O yüzden birçok eşya zaten hali hazırda var. Şöyle masa sandalyeler var yani kısacası. Ofisi çok beğendim. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bol bereket, güzel işler, güzel kazançlar. Ne deriz ona? Güzel şeyler getirir size de. Okan'la arkadaşı İzzet artık burada güzel bir yer açmış oldular. Kendi işlerini yapacaklar. Bol bereket de diliyoruz. Değil mi anneciğim? Bu şekilde. Kaç milyon kazandın? Karan babasının hesap işlerini tutuyor şu an. Kurban oldu. Ev turumuzun sonuna geldik. Karan da bay bay yapıyor. Hadi gidelim. Anahtarımız da ne ilginçmiş ya. Bak ya, hemen linç. Kombinimiz nasıl? Yeşillerin içinde ne güzel görünüyorsunuz. Geliyorum. McDonald's olduğuna eminsin. İlla McDonald's mı yemek istiyorsunuz yani? Evet, fast food yiyelim bugün. Ay çok tatlı. Aşırı tatlılar göstermem lazım. Pikachu. Okan, yemek yersiniz, yemek istersiniz diye soru sordu da kesinlikle fast food diyorum. Bayağıdır böyle kötü yemek yemedim. O yüzden kötü bir yemeği hak ettiğimi düşünüyorum artık. Değil mi sevgilim? Bir yemek yiyelim. Böyle fast food yiyelim. Ev yemeği yiyoruz bir süredir. Artık özledim ya. Arada yemek lazım bence. Kötü beslenmek lazım arada. Karan'ın yemeğini de yanıma aldım. Çok güzel bir yemek hazırladım ona. Böyle patates, soğan, sarımsak, yeşil biber, başka kuzu eti ve birazcık etmek ekmeğinden ekledim. Öyle bir şey hazırladım. Onu da yanıma aldım. Biz yerken onu da öyle kandıracağız. O sağlıklı yiyecek. Biz kötü besleneceğiz. Sonra da teyzelere geçmeyi planlıyoruz. Okan'ın teyzesine yani. McDonald's'ı bulduk arkadaşlar. Bir milli burger yiyelim diyorum.
çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Denemediyseniz de denemenizi tavsiye ediyorum. Çok 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 lezzetli. Hadi gel. Güzel de bir yermiş. Yok, teşekkürler. Gösteremedim ama Karan bütün yemeğini yedi. Şimdi sıra bende. Aa! Ne kadar da yakıştı. Gel. Galiba. İstemez misin? Aa! Kral geliyor. Şöyle bir şarkı var mı? Kral. Yamuk kral. Emzikli kral. Merhaba, buradaymış. Ah, bekarken, he? Evlenmeden önce hep geçtiğimiz yollar. Burası bizim eski evimiz, annemin evi yani. Hatta tam önünden geçiyoruz şu anda. Ay, değişmiş buralar. Bazı sitelerin girişi değişmiş ama özlemişim ya. Burada ne kadar oturduk? Annemler bayağı oturdu da ben geldiğimden sonra ortalama 2 sene falan oturmuşuzdur burada. Çok güzel bir bölge. Ben seviyorum. Yani bazen sıkıcı olabiliyordu. Çünkü yapılaşmalar biraz fazla yakın ama bir yandan da çok güzel. Biz geldik teyzelere. Hadi. Karahan. Letli. Ne güzel. Satış durumu oluyor. Satış. Yani sen ben bugün evin maliyeti kaç para bir şeyde bir taksit bitiminde. Dondurma zamanı. Aa. Oh, aferin Karahan'a. Alkış, alkış. Alkış çarptım onu. Az önce kapı çaldı ve 2 tane kargom geldi. Hemen size de göstermek istiyorum. İçeride pış pışla Karahan uyuyor bu arada. Biri Diederme'nin şöyle peeling musluğu Glow with Acai Berry diye geçiyor. Bunu denemeyi çok istiyorum. Fiyatı aşırı aşırı uygundu. Zaten Diederme'nin ben yüz temizleme jelini ve nemlendiricisini kullanıyorum son zamanlarda ve çok beğeniyorum. Deneyeceğim, beğenirsem size de tavsiye ederim. Muhakkak böyle bir peeling, ne deriz ona, maskesi gibi bir şey ama tam maske değil. Yüze sürüyorsunuz sanırım, sonra da böyle masaj yaparak yıkanıyor diye tahmin ediyorum. Haftada 3 kez uygulayın diyor. Aynı tahmin ettiğim gibi temizlenmiş ve kurulanmış cilde diyor. Ancak ben bunu nemli cilde uygulardım diye düşünüyorum. Bunu deneyeceğim. Çok çok merak ediyorum. Umarım iyi gelir. Onun dışında saçlarımın dipleri gelmişti. Kuaföre gitme hiç fırsatım yok bu aralar. Hele ki Karahan bu kadar huysuzken. Şöyle, bu markanın bayağı övgüsünü duydum. Puanları çok yüksekti ve sanırım biraz profesyonel kuaför markası gibi bir şeydi. Ben dipler için aldığım için şöyle 6.1 koyu kumral küllü diye geçiyor. Koyu kumralı yani hiç kullanmadım sanırım. Şöyle makadamya yağı ve papatya yağı varmış. Denerken veya dendikten sonra size yine fikirlerimi sunarım. Dayanamadım. Karahan uyuyakalmışken geldim. Hemen şöyle saçlarımı bir boyayayım istiyorum. Yani sadece dipleri bir boya yapacağım. Zaten şu uçlara da birazcık bakım kremi sürerim. Belki o bekleme aşamasında oralarda bakımlansın. Bu arada sesim için kusura bakmayın. Yine alerjim tuttu. Biraz dağınığım ve sesim çok kötü. Alerjim tuttuğu için ses boğazlarım bayağı kötü. Şöyle biraz yakından göstereyim. Hem beyazlar geldi hem böyle dipler, siyahlar geldi. Beyazlarım zaten benim çok çok fazla.
O yüzden bir becerebildiğim kadar bir sürmeye çalışacağım. Mesela şu önde sarılar var. Onlara dokunmadan nasıl süreceğim bilmiyorum. Bu arada da hepsini kullanmayı düşünmüyorum. Yarım paket kullanacağım. Çünkü yarısı çöpe gider. Gerçi bu açtıktan sonra yine çöpe gider mi bilmiyorum ama ben yarısını kullanacağım. Ağzını tekrar kapatmaya çalışacağım. Kaldıracağım. Eğer ömrü geçmezse bir dahakine biz bir daha kullanırız yarısını. Çünkü çok fazla gelecektir. Dipler de tamam çok geldi ama şöyle çok da uzamadı yani. Şuraya kadar falan gelmiştir. Şimdi bir kendi kendime boyamaya çalışayım. Sizinle beraber bu arada. Karıştıralım. Bu arada içeride Karahan'ın piş piş sesi geliyor ve uyuyor. Sanırım uyumaya geçti. Birazcık huysuzlandı, ağladı ama bu aralar artık böyle uyumaya başladı. Tek başına piş piş sesiyle, yani özellikle gündüz uykusuna kesinlikle böyle ayakta sallama, kucakta sallama gibi şeyler yapmamaya çalışıyorum. Yani kendi kendimize evde uyku eğitimi vermiş oldum. Neyse ki böyle ağlatmalı, sızlatmalı bir süreç olmadı. Bugün hariç, bugün birazcık belki de canı sıkkındı. Bazen çok uykusu olunca da öyle oluyor, zor uyuyor. Onlardan kaynak olabilir ama onun haricinde böyle gayet güzel 5 dakikada 10 dakikada karan uykuya geçiyor. Siz de denemek isterseniz size de cesaret olsun, bir deneyin. Denemekten zarar gelmez. Yani bebişinizin artık kendi kendine uyuma evresi. Çünkü annelere büyük eziyet. İşte ben ayağımda uyuttuğum zaman neredeyse yarım saat, bir saate yakın bile salladığımı hatırlıyorum. O yüzden şu an çok iyi oldu. Pişpişi açıyorum ona. Kendi kendine duruyor. 5 dakika, 10 dakika içinde mikser gibi uykuya dalıyor. Sonra pişpişi kapatıyorum. Ve Farketa'yla birlikte onu odaya getiriyorum. Bu şekilde bir şey yapıyorum. Akşamları bir tıkı zor oluyor ama ona da alışacağından eminim. Akşam uykusunda da zor olmasının en büyük sebebi Okan eve geldiği için Okan'ı bahane ediyor. Yani baba baba diye sayıklıyor. Onu bahane ettiği için de uykudan tekrar kalkmak istiyor. Böyle birazcık yıpratıcı oluyor akşam yaptığımız zaman ama bu da geçer, buna da alışır diye düşünüyorum. Bu arada boya şöyle oldu, birazcık katı görünüyor. Ben şu önü hiç arkaya ulaştırmayayım. Yani bu boy birazcık katı olduğu için böyle sürmesi de zor oldu şimdi. Ama bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Çok saçma bir görüntüdeyim. Mesela şurada da beyazlarımız varmış. Ben sürdüm dip boyasını bu şekilde. Şimdi 20 dakika bekleyeceğim. Daha sonra da yıkayacağım. Şu sarıları da üstüne doğru böyle attım ama umarım boyadan etkilenmezler. Şuraları bir güzelce sileyim. 20 dakika sonra da yıkayayım. Görüyor musunuz? Beyazlık, parlaklık, nefis bir his. Bebek gibi bir cilt oldu resmen. Kesinlikle tavsiyemdir, muhakkak alın. 2-3 defa daha kullandıktan sonra yine tekrar güncellerim ama bu arada saçımdaki boyayı da çıkardım, yıkadım. Ama buna bittim ya. Şu parlaklığı, ışıltıyı görüyor musunuz? Şimdi yine Diadermi'nin şöyle Lift and Botology gündüz kreminden ben kullanıyorum. Bitti, bitecek. Çok çok az kaldı. Bunu da hemen siparişini vereceğim. Veya farklı bir serisini alacağım. Bundan çok memnundum ama. Şöyle birazcık sürelim bundan da.
Her ne kadar şu an çok fazla neme ihtiyaç duymasam da yaptığım bu mus bayağı güzel geldi ama şu L'Oreal'in Revital Lift'ini kullanıyorum serum olarak. Bu da bayağıdır kullandığım, bitmek üzere olan buzdolabındaydı. Şimdi getirdim. Gözaltı için, siyah görüntü için, siyah halka, mor halka ne deniyorsa şu yorgun görüntüye bayağı iyi geliyor ve çok da güzel nemlendiriyor. Ben bazen makyaj öncesi bile kullanıyorum. Bu şekilde şöyle ekstra yediriyorum. Bir diğer kargomuz geldi. O da Okan'ın hediyesi. Hem doğum günü hediyesi hem de böyle ofis için almış bulundum. Şimdi bir bakalım, umarım kırılmadan gelmiştir ve güzel çıkar. İçinden böyle parçalar halinde çıktı ama birazcık umduğumdan daha minik görünüyor. Şimdilik çok beğendim içindeki şu dünyayı. Şöyle burayı nasıl takacağız bilmiyorum ama biraz zor takması. Şurada vidaları var. Şöyle takacağız muhtemelen. Bunu en son monte edeyim. Çok güzelmiş. Bu şekilde. Burada kalemi var. Kalemde muhtemelen şöyle takılıyor. Çok şık değil mi arkadaşlar? Şöyle kalemi var. Şu dünyayı da taktım ama böyle Okan daha dikkatli bir şekilde belki burasını sıkar. Okan'ın böyle masaya aldım. Şurası da kartlık yeri. Böyle kartlıkları dizebiliyorsunuz. Ben çok çok beğendim. Bunu da Instagram'dan linkini paylaşırım. Düşünenler, hediye almak isteyenler için, yeni iş yeri olanlar veya eşine, sevgilisine böyle hediye etmek isteyenler için bence çok şık. Şöyle asıl şurada göstereyim. Çünkü masanın üstünde böyle görünecek. Sizce de çok şık değil mi? Ben çok beğendim. Yeni bir günden herkese selam. Şöyle giyindim. Birazcık sporcu giyindim. Şimdi evden çıkıyoruz. Aşağı parka gideceğiz. Handan'la Aras'la görüşeceğiz. Hem böyle güzel vakit geçiririz. Belki sonrasında bir kahve içeriz. Bir de çocukları artık bir parka vesaire götürmenin saati geldi. Saat şu an 4. Buradaki saat yanlış bu arada. Şimdi evden çıkalım. Şimdi markete girdik. Azıcık yürüdük. Sonra da markete girdik. Abur cuburlara düştük. Karahan da burada bir şeyler kaptı. Etik bir konu kaptı iyi. Güzel mi? Ben de şunu aldım. Merak ettim. Çay yanına güzel olur mu diye. Bir de Karahan'a süt bakacağım. Neyin ehe bu? Süt ve ne bakacaktık? Bir şey bakacaktım ben. Morfix'in de bezleri varmış burada. Ama 5 numara yok. Şu içimin veya Pınar'ın devam sütleri varmış. Bunlardan denemek istiyorum. Eğer beğenirse belki bunlara geçsem mi geçmesem mi düşüncesi arasındayım. Bir bakalım. Bir deneyelim. Bir tane alalım en azından. Marketten çıktık. Handanlara geldik. Şimdi asansörle eve doğru çıkıyoruz. Her anda böyle heyecandan duramıyor yerinde. Öf! Ama öf yani. Ona biraz sen şey diyorsun, sen şeker bırakarsın. Aa Can, hadi biz de gidiyoruz şimdi. Ne oldu? Şovcu. Çok fena kız ya. Senin hayranların seni izlemiş. Ya senin olduğun videoyu çok izlemişler. Selam ver. Şöyle kahvemizi aldık. Oturuyoruz. Çocuklar da burada kaynaşıyor. Tabii Karahan çok kaynaşamıyor ama öğrenecek yavaş yavaş. Marketten de şunları aldım. Göstereyim. Bu size gösterdim zaten bunu. Bir tane de şöyle misin çocuk devam sütünü aldım ama iyi mi ettim kötü mü ettim hiç bilmiyorum. Biraz araştıracağım, ona göre vereceğim. Zaten tek paket aldım 500 ml. Neredeyse 2 maksimum 3 içmelik. Sensodyne diş macunu bitmişti. O da komple koruma diye yeni bir seri çıkarmış sanırım. Bunu aldım. Tam koruma diye bir serisi vardı. Normalde onu kullanıyorduk. Bir tane de şöyle Jacobs'ın üçü bir aradası varmış. Bunu merak ettim. Hiç daha önce görmemiştim. Bunu aldım. Karan da kendine bir tane püf almıştı. Onu ezdi büzdü zaten. Bu malzemelerden ne çıkar? Tabii ki de kısır çıkar. Şöyle hızlıca aklımdan kısır geçti. Hazır malzemelerim varken çürümek üzereler. Çok çok az, şurada gördüğünüz gibi yok gibi bir marulum var. Böyle bir tutam maydanoz, 4-5 tane de taze soğan, limon,
domates, bir adet soğanla yapacağım. Ben böyle 1-2 akşamlık yiyebileceğimiz kadar tadımlık yapacağım. Şimdi önce ince bulgurumuzu bir ıslatalım. Yaklaşık olarak normalde 1 su bardağına yarım su bardağı sıcak su ekleniyor. Ben ölçümü birazcık az mı tutsam bilemedim. Neyse tam dolduralım. Gerçi bu çok şişecek ama. Şöyle neredeyse 1 su bardağı. Şimdi üzerine de yarım su bardağı, siz tam ölçü yapın, sıcak su koydum. Kaşıkla karıştırıp üzerini kapatıyorum. 5 dakika demlensin. İyice kapatalım. Şöyle 1 adet soğanı çok ince kıydım. Bunu zeytinyağında da yapabilirsiniz. Ben normal sıvı yağda yaptım. Birazcık kavuracağım. İlk defa pişirerek yapıyorum. Normalde pişirmeden yapıyordum burasını. Şimdi soğanlar biraz öldü. Üzerine normalde 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı da biber salçası ekleniyor ama benim ne yazık ki biber salçasını hesaba katmamışım, almamışım. O yüzden domates salçası idare edeceğiz. Umarım güzel olur. Salçanın kokusu iyice çıktı. Bunu demlenmiş olan bulgurun üstüne alacağız. Önce bir tık böyle bir soğusun. Şimdi harcı üstüne aldım. Burada da doğramış olduğumu gösterdiğim malzemeleri de alacağım. Şimdi buna göz ayarı tuz ekleyeceğim. Tadına bakarız ama ortalama bir tatlı kaşığı diyebiliriz. Pul biber çok az. Kimyon, bunu da çok az ekleyeceğim çünkü pek hoşlanmıyorum. Ve karabiber, bunu da böyle bir çay kaşığı kadar. Bir limona yakın limon suyu da sıktım. Şimdi de üzerine şöyle bir yemek kaşığına yakın nar ekşisi ekleyeceğim. Tadına bakacağım. Salatalık da doğrayıp içine ekledim. Çünkü bir salatalıksız olmadı gibi. Görüyorsunuz gayet bence kıvamı güzel oldu. Tadı tuzu tam yerinde. Siz de denerseniz size de afiyet olsun. Şimdi ben bunu dolaba kaldıracağım. Soğuk soğuk daha güzel olur. Bir kırtasiye var, oraya vermiştim. Açıp hemen denemek istiyorum. Bir elbise sipariş ettim arkadaşlar ama inanın bu fiyata pijama dahi yok. Pijama üstü dahi yok. Hemen denemek istiyorum. Elbiseyi göster resim yok. Şaka bir yana, gerçekten göster resim yok ama bilemedim. Şu an göstersem mi göstermesem mi? Çünkü keşke daha önce alsaymışım. O kadar beğendim ki. O kadar beğendim. Yani neden böyle bir elbisem hiç olmamış? Niye böyle daha böyle yaşıma uygun, güzel, hoş, oturan bir elbisem olmamış bilmiyorum. Şöyle çok güzel bir yırtmacı var. Buradan da dekoltesi var ama bunu çok böyle açık giymek istemiyorum. Biz bir düğüne katılacağız. Gelecek hafta sonu aslında. Bunu da söyleyeyim ama editte ona göre Okan'ın doğum günden önce ise kırparım, değilse kırpmam. Okan'ın doğum günü 3 Eylül. Aynı zamanda o gün biz bir düğüne katılacağız. O yüzden bu elbiseyi giymiş olacağım. Aynı zamanda da eve gelip kutladığımızda yine böyle üstümde hoş bir elbise olsun istedim. Özeneyim istedim. Süslenip püslenip saç makyaj yaptığımız gün zaten apayrı bir aurası olur diye düşünüyorum. Elbisenin altında şöyle mini bir eteği var. Daha sonra da bir yırtmacı var. İstediğiniz kadar ekstra buradan kapatılabiliyor. Buradan da ayar verilebiliyor. Bu fiyat müthiş bir fiyat. Arkadaşlar alın, koşarak alın, dolabınıza koyun. Özel bir gününüz olduğunda muhakkak çıkarın, giyin. Nefis ötesi bir şey ya. Anlatamam yani, ben çok ucuz durur diye düşünmüştüm ama şöyle bunu bir de topukluyla hayal edin, saç makyajla hayal edin, müthiş olacak. Siz de zaten o şekilde de paylaşacağım, görürsünüz. Bunun siyahını da çok satılanlar arasında, siyahı çok güzel bir lilası. Onun haricinde başka bir de mavisi vardı, saks mavisi vardı. Benim dolabımda böyle uzun süredir en son lilam vardı, mavim vardı, siyahım zaten bolca var. Hiç böyle bordo kırmızı tonlarında yoktu. O yüzden bayıldım. Daha fazla da övmeyeyim. Dediğim gibi hazırlandığım gün de tekrar bakarız. Bir de şuradaki aynadan göstermeye çalışayım. Arkası çok dağınık ama şöyle bir göstereyim. Hem daha uzun gösteriyor hem çok 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 zarif. Şöyle göstereyim. Çok hafif şu anda da ödemim, kilom var. Birazcık şu an günlerden cumartesi, gelecek pazara kadar giderse harika olur. Elbise daha çok içime siner.